इस शर्त पे खेलोगे पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। Öncelikle İmad'ın karısının jinekoloğuyla görüşmeniz gerekiyor. Sahte bir rapor yazabilirsiniz. Demek istediğim, gerçek bir rapor yazabilirsiniz. Peki ya kabul etmezse? O zaman davayı kazanamayız. Her şeyden önce doktor kim olduğumuzu nasıl bilecek? Momul bunu kesinlikle biliyor. 4 aydır orada yaşıyor. İmad'ın karısının en iyi arkadaşı. Momul onu tanıyor olmalı. Yani önce Momul'la konuşmam gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bu ne sürpriz? Böyle birdenbire gelir miydin? Doğrusu seni de çok göresim yoktu. Bunu bir daha söylersen İmad seni kesin öldürür. Ben gerekeni zaten yaptım. Oldukça iyi gözüküyor. Sen nasılsın? Gel bakalım. İyiyim, otursana. Teşekkürler. Neden bir anda geldiniz? Aslında evrak eksikti. Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Anlıyor musunuz? Yani zavallı şey burada işinin başındayken senin de mi peşine takıldı? Evet, olaya baksana. O burada yalnız, ben de orada yalnızım. O korkunç havada olacak şey mi? Afroze, İmad nerede? Ofistedir. Tamam. Şeri, sana söyledim. Gelmeden önce haber vermen gerekiyordu. Böylece İmad'la da görüşebilirdin. Evine gelmek için neden bu kadar acele etti bilmiyorum Afroze. Yapılması gerekeni yaptın, sıkılıyordum. Bu arada Momul nerede? O buradayken nasıl sıkılabiliyorsunuz ki? Momul gitti. Gitti mi? Nereye? Yakınlarda bir apartmanda çalışıyor. Çay ister misiniz? Hayır hayır, lütfen. Afroze, her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Avukat ne diyor? Ne yapmamız gerekecek? Haftaya bir duruşma var. İmad avukatıyla gelecek. Ve bizim hazırlanmamız gerektiğini söylüyordu. Ne hazırlığı peki? İmad hakkında biraz bilgi almak istiyordu. Evet, biliyorum. Her şeyi anlatacağım. Afroz'un jinekoloğuyla görüşmek istiyor. Neden? Neden onunla görüşecek? Ben nereden bileyim? Belki Afroz'un neden gebe kalamadığını bilmek istiyordur. Ama bu bize nasıl yardım edecek? Ne diyebilirim ki? Mahkemede bu konu konuşulmak zorunda. Jinekoloğu tanıyor musun? Evet, tanıyorum ama... Ama ne? Samir, ben de geleceğim. Orada ne yapacaksın ki? Avukatın hangi bilgiyi almak istediğini bilmek istiyorum çünkü. Tamam. Peki. İmad böyle davranmamalıydı. Ne diyorsun sen Şeri? Neden onun cesaretini kırıyorsun? Cesaretini kırmıyorum. Sadece eğer Momul boşanmak istiyorsa neden İmad onunla boşanmıyor? Böyle bir dava mahkemeye giderse sonuçları ne olur biliyor musun? İmad bilmiyor ama sonunda öğrenecek. Bu arada Afroze, Şeri'ye katılıyorum. İmad davayı mahkeme dışında çözerse eğer, bu herkes için daha iyi olur.
Doktor, yardımınıza ihtiyacım var. Bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Evet. Yardımınıza ve bildiklerinize ihtiyacımız var. Evet. Aslında biz sizin hastanız olan Bayan İmad Afroz hakkında bilgi almak istiyoruz. Peki. Tanıştırayım, bu Bayan İmad. İmad'ın ikinci karısı. Birlikte mutlu değiller. Açıkçası bu yüzden Mumul boşanmak istiyor. İmad ise istemiyor. Bu yüzden mahkemede boşanma davası açtı. Ama ben bütün bunlar için ne yapabilirim? Bakın doktor, Afroz'un durumunu öğrenmek istiyoruz. Gerçekten umutsuz mu yoksa... Yoksa? Yoksa İmad hatasını Afroz'un üstüne mi attı? Öncelikle İmad'dan şüphe ediyorsun. Yani dolaylı yoldan beni suçluyorsun. Affedersiniz doktor. Ben onu kastetmedim. Aslında... Bak, eğer davada benden herhangi bir bilgi istiyorsan... sana söyleyeyim. Bu konuda sana yardımcı olmam mümkün değil. Doktor, Mumul sizin yardımınızla bu zorluklardan kurtulabilir. Bak, kimin zor durumda olduğunu ve bu zorluğu kimin yarattığını bilecek durumda değilim. Bilmek zorunda da değilim. Lütfen, anlamaya çalışın. Çay alır mısınız? Aslında misafirlerim gelecek. Lobiye gitmelisiniz, ben de orada size katılırım. Lütfen. Yarın için randevu alabilir miyim? Özür dilerim, yarın 2 haftalığına Dubai'ye gidiyorum. Teşekkür ederim. Buna inanamıyorum. Mumul bunu nasıl yapabilir? Ben de inanmadım ama... ama Mumul bunu yaptı işte. Bu Mumul'un İmad'la bir planla evlendiği anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. Samir'den o kadar nefret ediyordu ki yüzünü bile görmek istemiyordu. Buraya gelir gelmez her şeyi unuttu. Benim ve İmad'ı onun için ne yaptığımızı unuttu. Düğünün ertesi günü boşanmak istedi. Afroze, kendine hakim ol lütfen. Nasıl olabilirim? Onun için çok şey yaptım. Sevgimi ve arkadaşımın karşılığı böyle mi ödenecekti? Afroze, unutma. Mumul'un ilk aşkı Samir. Ve Samir'i elde etmek için Mumul her şeyi yapabilir ama... Ama? Ama ne Şeri? Ama İmad'a inanamıyorum. Bunu nasıl yapabilir? Afroze onun karısı, onu çok seviyor. Başka bir kadınla nasıl evlenebilir? O pisliğin teki. Şeri haklı Afroze. Mumul ilk aşkını geri almak için bencillik yaptı. Ama burada İmad'ın suçu ne? Neden bu evliliği kabul etti? İmad da ilk aşkını almak için bencillik yaptı. Yıllarca kalbinde saklı olan aşkını elde etmeye çalıştı. Sana bir şey sordum Afroze. İmad neden onunla evlendi? Mumul'un onu kullandığı gerçeğini anlamadı. İmad benim yüzümden evlendi. Senin yüzünden mi? Neden senin yüzünden? Çünkü ona benden istediği mutluluğu veremiyorum ben. Anne olamıyorum. Bu iğrenç Samir. Demek istiyorsun ki Afroze yerine İmad... Sadece bundan şüphelendiğimiz için konuşuyorduk. Ama şimdi şüphelerim doğru çıktı. Ne demek istiyorsun? Doktorun yüzü şüphelerimizin yanlış olmadığını gösterdi. Eminim İmad ona sahte ihbarda bulunması için bir sürü para vermiştir. İmad'ın zayıflığını Afroze'ye yüklediğini mi söylemek istiyorsun yani? Kesinlikle. Bu imkansız. İmad öyle biri değil. Böyle bir şey yapmış olamaz. Bunu bize ancak doktor söyleyebilir. Ve bize nasıl söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Nasıl? Tabii ki ona rüşvet vereceğiz. Ve eğer parayı alarak gerçeği söylemeyi kabul ederse sahte bir rapor verdiği de kanıtlanacaktır. Ama bunu neden bilmek istiyoruz ki? Çünkü eğer gerçek buysa mahkeme kolayca lehimize döner.
Hayır Samir. Bunu yapamayız. İmad'ın üstüne bu kadar suç atamam ben. Onu yalan yanlış suçlamanı ne zaman istedim? Eğer bu doğruysa o zaman bu kanıtı mahkemede sunacağız. Doğru olsa bile mahkemede söylemeyeceğim bunu. İmad'a böyle bir iftira atamam ben. Kimse birinin iftirasının nedenini ya da neden iftira attığını asla açıklayamaz. Düşünsene, eğer sorun gerçekten imattaysa ve bunu sadece karısından değil herkesten saklıyorsa aslında yalan söylüyordur. Bu mümkün değil mi? Bunun için karısını suçluyorsa o zaman suçlu kim? Neden? Sadece İmad'a bu kadar duygusal davrandığını anlamıyorum. Zavallı Afroza ne olacak? Ama Samir... Lütfen Mumul, anlamaya çalış. Bunun gerçek olduğunu ne zaman söyledim? Sadece gerçeği bilmek istiyorum. Eğer gerçek buysa seni İmad'dan kurtarmanın başka bir yolu yok. Ya bunun bir yalan olduğu ortaya çıkarsa? O zaman tüm kararlar senin elinde. Ondan boşanmayacaksın ve o da seni bırakmayacak. Ne yazık ki bu konuda ikinize bağlı kaldım. Senin hiç utanman yok mu? Neden buradasın? Seninle konuşmak için. Kafamda bazı sorular var. Cevap istiyorum. Sorularının arkasında bir talep olmasın. Hiçbir talebim yok ama umudum olabilir. Biz sana ne yaptık ki mahkemeye gittin Mommel? Şimdi oraya gittiğime göre tüm cevaplarını oradan alabilirsin. Mahkemede ne diyeceksin? Sana ne haksızlık yaptık? Mutluluğumu çalmaya çalıştığını, kendini düşünerek beni kullanmaya çalıştığını söyleyeceğim. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak için mi böyle davrandığımızı düşünüyorsun? Buna mahkemede karar verilecek. İmad'la evlenmek istediğini nasıl unutabilirsin? Senin intihar etmen de mi palavraydı? Tüm bunlar mutluluğun için değil miydi? Palavra mı? Ölsem daha iyi olurdu aslında. Lütfen Mumul, daha fazla acı çektirme. Kocanı başkasıyla paylaşmak zorunda kalacağını duyunca harap olmuş olmalısın. Sana kocanı geri vermeye çalışıyorum. Senin derdin ne peki? Çünkü senin yaptığın gibi İmad'ın duygularını tekrar tekrar kırmak istemiyorum ben. Niyetini biliyorum ben. Bir çocuğun olsun istiyorsun. Mumul lütfen. O kadar bencilsin ki senin için yaptıklarımızı görmüyorsun. Göstermelik yaptığınız iyilikler iyilik değildir. Beni anlıyor musun? Hatamdan faydalanmaya devam ettiniz. Sırf ondan bebek sahibi olmak için kalbini bana karşı nefretle doldurdun. Hemen git buradan. Ve bir daha sakın buraya gelme. Lütfen git. Kes şunu artık. Sana oraya gitme demiştim, değil mi? Bunu söylemenin hiç zamanı değil artık, anlasana.
Çünkü Momul gerçekliğini kendi gözleriyle göremiyor. Onun kandırmacalarına inanıyor artık. Yeter. Kendine hakim ol. Bunu yapamayız. İmad'ın üzerine bu kadar suç atamam ben. Onu yalan yanlış suçlamanı ne zaman istedin? Eğer bu doğruysa o zaman bu kanıtı mahkemeye sunacağız. Doğru olsa bile mahkemede söylemeyeceğim bunu. İmad'a böyle bir iftira atamam ben. O zaman tüm kararlar senin elinde. Ondan boşanmayacaksın ve o da seni bırakmayacak. Böylece bu konuda ikinize bağlı kaldım. İmad'a bu kadar büyük bir suçlamada bulunmamalıyım. Her şeyin yanlış olduğunu hissediyorum. Ama Samir de haklı. Bu davayı kazanabileceğim tek nokta bu. Başka bir durumda mahkeme aleyhime sonuçlanamayacak. Ne yapacağım ben? Eğer İmad'dan boşanmasını istersem reddetmez diye düşünmüştüm. Ama İmad aşık olduğunu iddia etmesine rağmen çok inatçı çıktı. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum. Karanlık tarafından kuşatılmış gibi hissediyorum. Ve beni ışığa çekecek kimse yok yanımda. Eğer babam burada benimle olsaydı bana kesinlikle destek olurdu. Ebeveynler çok güçlü bir destek. Ve verdiği kararlar da çok doğru. Ama ben her zaman duygusal kararlar alırım. Her zaman istediğimi yaparım. Affedersiniz. Tamam, sonra tekrar konuşuruz, olur mu? Evet. Burada yetkili sen misin? Evet. Seninle konuşmam gerekiyor. Ne konuşacaksın? Buyur. Özel. Burada konuşabilir miyiz? Ne demek istiyorsun? Senin iyiliğin için. Dinle beni. İstemiyorsan reddedebilirsin. Tamam. Üzgünüm. Sana yardım edemem maalesef. İstediğin miktarı sana vereceğim. Bakın bayım, sanırım beni yanlış değerlendirdiniz. Ben korkarım, isteklerinizi yerine getiremem. 30.000 nakit, hemen. Ne? Evet. Ama ya yakalanırsam? Hiçbir şey olmayacak. Bu bir boşanma davası. Raporları yaz ve bana ver. Mahkemede dosyalayacağım ve Londra'ya bir sonraki uçağa bineceğim. Doktor buraya gelmeden önce çoktan gitmiş olacağım. Sen gideceksin, peki ya ben? Ve o zaman ne olacak? Hiç rapor yazmadığını söyleyerek tamamen inkar edebilirsin. Her neyse, kimse bunu kanıtlamak için mahkemeye gitmeyecek. Tamam. Bu arada neye ihtiyacın var? Bunu nasıl yaparsın? Sen benim arkadaşımsın. Ve Afroze'nin tarafını mı tutuyorsun? Bundan bahsetmiyorum Momu. Ama benim tanıdığım Momu böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ben ne hata yaptım? Söyle bana, ne yaptım ben? Herkes sevgisini kazanmak için çabalıyor, deniyor. Ben de öyle yaptım. Sıkıntı ne peki? Momu, sevgini kazanmak için başkasının duygularıyla oynamamalısın. Samir'e her şeyi biliyorsun. Samir'i ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Onsuz yaşayamam.
Onu tekrar elde etmek için biriyle evlenmem gerekiyordu, öyle değil mi? Haklısın. Ama İmad'ı arkadaşım sanıyordum. Mutluluğum için isteğimi yerine getirir diye düşünüyordum. Artık onun ne kadar bencil olduğunu öğrendim. Mahkemeye gitmeseydim ne yapabilirdim ben? Ne yapabilirdim ki? Aferin. Artık kimse bu boşanmayı durduramaz. İşte böyle. Tam da şüphelendiğim gibi. Ne demek istiyorsun? O doktor bütün suçu Afroz'a yükledi. Sadece 30 bin nakit için. İki katı teklif ettiğimde bana aynı tarihte yapılan doğru raporu verdi bana. Şimdi bak, görüyor musun? İşte bu. Şimdi bana inanıyor musun? Evet Çohan. Hayır, mahkemeye gitmeyeceğim. Ben ofise gidiyorum. Sen de bana katılmalısın orada, tamam mı? Görüşürüz, tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Görüşmeyeli epey uzun zaman oldu. Umarım iyisindir. Evet. Merhaba, buraya mı geldin? Bir şey mi oldu? Alışverişe gitmiştim. Sana bir kazak aldım. Teşekkür ederim. En sevdiğim rengin mavi olduğunu biliyorum. Ama neden benim için sadece mavi kazaklar alıyorsun ki? Geçen sefer aldım da Momo sürprizimi mahvetti. Bu sefer hile yapmak için burada değil. Bu yüzden satın aldım. Giy ve bana göster. Şimdi mi? Ne? Aa, tamam, bir saniye bekle. Evet. Merhaba Bay Çoğan. İçeri gelin lütfen. Merhaba. Merhabalar. Evet, mahkemede ne oldu? Sorun değil, ondan bir şey saklamıyorum. Söyleyebilirsiniz yani, olur mu? Tamam. Şimdi sana söyleyeceğim. Hadi açıkça söyle, ne oldu lütfen? Hani şu korktuğumuz şey başımıza geldi. Ne demek istiyorsun? Maalesef ki Momo seni suçladı.
Ne suçlaması? Ne oldu? Avukatı tıbbi raporunuzu mahkemeye sundu. Bu sayede çocuğunuzun olmayışının arkasındaki sebebin afroze olmadığını kanıtladılar. Ne? Bunu nasıl söylerler? Olan şey bu. Hayır Bay Çuhan, Mumul bunu söyleyemez. Evet, ben de öyle düşündüm ama avukatı öyle dedi. Yani Mumul öyle söyledi. Ama kaç gün geçti? Yani düğünümüzün ertesi günü beni terk etti, biliyorsunuz. Bunu mahkemeye söylemedin mi? Bunu nasıl söylerler anlamıyorum. Mumul'un avukatı Mumul'un ona kocasının düğün gecesinde görevini yapamadığını söylemiş. Ve ondan sonra Mumul senden ayrılmaya karar vermiş. Kendine hakim ol. Herkesin önünde ortaya çıkan gerçek karakterleri nasılmış onu Hayır, gör. Hayır olmaz. Mumul bunu nasıl söyleyebilir? Bunu yapabileceğine inanmıyorum doğrusu. Bir sonraki duruşma Mumul'un bu olaya ne kadar dahil olduğunu ortaya çıkaracak. Çünkü mahkeme bir sonraki duruşmaya Mumul'u da çağırdı. O da gelecek. Ama Bay Çoğhan, İmad'ın böyle bir sağlık raporu yok ki. Nasıl alabilirler? Doktor Farhan'ın kliniğinden. Doktor Farhan'ın kliniğinden mi? Ama... Bu 6 ay öncesine ait tıbbi raporun kopyası. Ve Mumul'un avukatına göre Afroz'un 3 hamilelik testinden sonra burada İmad'ın testlerini yaptılar. Onlara göre kısırlıktan dolayı Afroz'u suçlaması için Doktor Farhan'a rüşvet vermişsin. Yani bu çok kötü bir durum. Düşünecek olursan bunu aşabilmek bizim için gerçekten çok zor olacak. Avukatları senin karaktersiz, zalim bir koca olduğunu söyledi. Ve tüm bunları ekledi. Gerçek durumu Doktor Farhan'a anlattıklarını ve orijinal raporu istediklerini söylediler. Bu yüzden bir kadın olarak bu raporu senin ve Mumul'un hakkı olduğu için verdi. Bunu iyice değerlendirin ve karşılarına çıkın. Hayır. Doktor Farhan'a bunu yapmaz İmad. Eğer bunu yapsaydı bizimle temasa geçerdi. Ara onu İmad, görüşmeye gidelim. İmad, neden çok sessizsin? Onu arasana. Tamam. Sen istemiyorsan o zaman ben sessizce oturmayacağım. Ve arayacağım. Telefonu kapalı. Halbuki klinikte olmalı. Merhaba. Doktor Farhan'a ile görüşebilir miyim? Ne zaman? Teşekkür ederim. Son 2 gündür Dubai'deymiş. Oo, bu çok kötü. İmad, hemen Mumul'u boşamalısın. Hayır, olmaz. Tüm bunları ondan duyuncaya kadar Mumul'dan asla boşanmayı düşünmüyorum. Burada büyük bir sorunumuz var. Mumul mahkemede bunu neden söylesin? Söylemeyecek. Söylemek zorunda kalacak. Eğer Mumul bunu mahkemede söylemezse davamız zayıflar. Ve belki bir sonraki duruşmada karar senin aleyhine olur. Ne yapmalıyım? Söyle bana. Oldukça basit. Yalan söyleyerek sahte bir suçlamayı kanıtla. Mumul aynı fikirde değil. Olacak. Kesinlikle olacak. Nasıl? Anlamasını sağla. Onunla konuş. Ona aşkının sahte olduğunu kanıtla.
Gerçek duyguları olan bir insan nasıl yalan söyler ki? Yapmak zorundasın. Yoksa davayı kaybederiz. Momal'ın bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim. Johan'a tamamen katılıyorum. Onu boşamalısın. Bunu Momal'ı bu kadar iyi tanımana rağmen mi söylüyorsun? Momal'ı tanımıyordum. Artık tanıyamıyorum. Samir'in bunları anlattığı konusunda haklı olmalısın. Ama eminim Momal da bunun bir parçasıdır. Hayır. Momal bunu yapamaz, hayır. Onun içinde ne olduğunu nasıl bileceksin? Bunun için onunla şahsen görüşeceğim. O bir yalancı. Seninle asla görüşmez. Yalancı olup olmadığını biliyorum. Tamam o zaman, şimdi konuş onunla. İmad mı arıyor? Afroze arıyor. Onlarla konuşma. Sakın. Mahkemede konuşacağız. Telefonunu açmıyor. Ve hala onun bir yalancı olduğuna inanmıyorsan tekrar deneyebilirsin. Daha önce şahsen konuşmuştuk. Hiçbir faydası olmadı. Artık mahkemede yalancı olduklarını kanıtlamak istediğimize göre bizimle konuşmak mı istiyorlar? Belki de yenilgiyi kabul ettikleri için arıyorlar. Yenilgiyi kabul ettilerse avukatlarla konuşmalılar. Gerçek kişiliklerini göstermek için seninle konuşmak istiyorlar. Gerçek yüzlerini görme diye seni tehdit etmek istiyorlar. Bir sonraki duruşma için mahkemeye gelmen gerekecek. Ben mi? Şu İmad'ın aleyhinde sunduğumuz delil. Mahkeme sana bunu soracaktır. Ne diyeceğim peki? Beni iyi dinle Momal. Bu savaşı kazanmak istiyorsak yalan söylememiz gerekiyor. Ne? İmad'ın asla baba olamayacağını kanıtlamış olduk. Mahkeme bunu senden doğrulamak istiyor. Neden ben? Çünkü ertesi gün ondan ayrıldığını biliyorlar. Tabii ki bunun arkasındaki nedeni bilmek isterler. Ve onlara gerçek nedeni söyleyemeyiz. Bu yüzden mahkemeye imat hakkında yalan söylemelisin. Ama Samir... Beni iyi dinle Momal, iyi dinle. İmad'ın fiziksel olarak uygun olmadığını bildiğini söylemek zorundasın. Bunu yapmalısın. Ne? Bunu yapmalısın. Sunduğumuz rapor düğününüzden 5 ay öncesini kapsıyor. Mahkeme bunu bildiğin halde neden onunla evlenmek istediğini bilmek isteyecek. Evlendiysen bile. Neden ertesi gün ondan ayrıldığını soracaklar sana. Beni anlıyor musun? Samir, bundan gerçekten emin misin? Bu doğru mu sence? Evet Momo. Bu doğru yol. Başka seçeneğimiz yok.
Çok zaman kaybettik. Artık senden uzakta olmayı tahammül edemiyorum. Senin için her şey yapmaya hazır olduğum aynı Momul olduğuna inanamıyorum. O yokken hiç mutlu değildim. İki gün beni aramazsa çok üzülürdüm. Gerçekten aynı Momul musun? İmad'ın son derece sevdiği kişi misin? Bu kadar mı yoksa başka bir şey var mı? Ne bu yani? Yakınındaki herkesi kırmaya mı karar verdin? Bunu neden yaptın Momul? Sana söylemiştim Afroze. İmad'ı beni boşaması için zorlamanı istedim senden. Mahkemeye gitmek için beni sen mecbur ettin. Peki. Mahkemeye gitmek zorundaydın. Ama İmad'a iftira atmak bir zorunluluk muydu yani? Bir keresinde ona ne kadar ucuz suçlamalar yönelttiğini hiç mi düşünmedin Momul? Daha ne kadar ucuzlaşabilirsin? Yeter artık Afroze. Bana böyle hakaret etmeye hakkın yok senin, tamam mı? Vay canına. Sen yalnızken destek olmaya hakkım vardı. Sen ölürken seni kurtarmaya da hakkım vardı. Bu kadar cimri davrandığım için sana gerçek yüzünü göstermeye hakkım yok mu yani? Ne dediğini hiç anlamıyorum. İmad'ı yanlış bir şekilde suçlamadım ben. Tabii ki. Söylediklerimi neden anlıyorsun ki? Sen sadece Samir'in sana öğrettiği her şeyi ezberliyorsun. Aç gözlülüğün için bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim Momul. Yeter Afroze. Buradan hemen gitsen çok iyi olacak. Gideceğim. Çünkü söylediğim hiçbir şeyin seni etkilemeyeceğini biliyorum artık. Sıçırdı pekeno gibi bir yapıyor.